Kore Yarımadası'nda da tansiyon düşmüyor. Orada mesele farklı tabii. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak askeri tatbikatı sürerken Kuzey Kore yine balistik füze denemesi yaptı. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin tatbikatını kendi üslubuyla protesto etti. Japon denizi istikametine iki balistik füze fırlattı. Japonya Savunma Bakanlığı'na göre füzeler yaklaşık 350 kilometre mesafe kat edip Japon Münasır Ekonomik Bölgesi'nin dışına düştü. Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadı. Japon yetkililer balistik füzelerin düzensiz bir yörüngede uçtuğundan şüphe ediyor. Düzensiz yörüngeler füzelerin manevra kabiliyetine sahip olduğu anlamına gelebilir. Kuzey Kore'nin son füze fırlatma testi, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara cevap niteliğinde. Savaşçı kalkanı tatbikatı 3 Nisan'a kadar devam edecek. Bu hafta manevralara Amerikan uçak gemisi ve saldırı gemisi de katılacak. Pyongyang, işgal provası olarak tanımladığı tatbikat boyunca füze fırlatma denemelerini sürdürmeyi planlıyor. Kuzey Kore geçen hafta da sualtı nükleer saldırı uçağını test etmiş, araçtan iki kısa menzilli balistik füze ateşlediğini duyurmuştu.